Merhaba arkadaşlar. Bugün gene çok güzel bir yemekle sizlerle beraber olacağım. Yapacağım yemek fırında kıymalı patates. Ben bunu asker ocağında yedim. Düşündüm, taşındım bir gün. Dedim ben şu yemeği bir geliştireyim. Kendime göre bir şeyler kattım. Şimdi bunu yapacağız. Gerçekten çok enfes, lezzetli ve pratik bir yemek. Özellikle misafir geldiği vakit çok çabuk olacak bir yemek. Malzemelerimize bakalım. 600 gram kıyma, dana döş. Tek çekim. Bunu tek çektiriyoruz arkadaşlar. 1 adet büyükçe bir soğan, 4 adet sivri biber, özellikle bu yeşil sivriler. 3 adet dallı domates. Biber salçası, domates salçası. Bu evde yapılmış biber salçası. Siz hazır alabilirsiniz. Karabiber. Kırmızı toz biber. Tuzumuz ve pul biberimiz. Şimdi ilk yapacağımız iş biberlerimizi hazırlamak. Şimdi bir biberi örnek olarak yapıyorum. Böyle aynı menemen tarifinde olduğu gibi dörde bölüyoruz. Bunun ince olması önemli arkadaşlar. Şu şekilde bakın boyutlara, en fazla bu şekilde. Çünkü ağza biberler çok gelmeyecek ama lezzetini içeri verecek. Şimdi bu 4 tanesini böyle yapacağız. Bunu örnek olarak yapıyorum. Evet, şimdi ötekilere geçebiliriz. Biberlerimiz oldu. Tavamıza atıyoruz. Arkadaşlar şöyle büyük boy bir çelik tava bizim işimizi görecek. Yağını dökelim. Çok yağ gerek yok çünkü kıymada yağ var. Şimdi soğanımızı doğruyoruz. Rende değil arkadaşlar. Doğrayalım incecik incecik. O kadar da usta değilim değil mi? Ama maksat bu artistik hareketler değil. Yemeğin güzel olması. Bir yemekte yemek yaparken yapılan hareketler önemli değil. Yemeğin ne kadar sürede, hangi malzemeyle nasıl pişirildiği önemli arkadaşlar. Zaten çoğunuz eminim benim gibi çok bu işlere uğraşmıyorsunuzdur. Elinizi kesersiniz. Onun için yavaş yavaş bıçakla çalışırken sakin. Şimdi soğanımızı atıyoruz. Bakalım. Şimdi büyük boy dedim ama biraz bana fazla geldi soğan. Şu kadarını arttırıyorum. Yapmayacağım. Ocağımızın altını yakalım. Tam gaz. Bunun için bir adet tahta kaşığım var. Şimdi bunları orta karar, çok yakmadan pişiriyoruz arkadaşlar. Kameraya getirelim. Şimdi bu soğanlarla biberleri fazla da pişirmeye gerek yok. Çünkü fırında yarım saat 45 dakika bir pişme olacak. Şimdi yemek yaparken önemli bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Salça kavrulacak. Bir kaşık domates salçası. Bir kaşık biber salçası. Bunları güzelce kavuruyoruz. Salçanın kavrulması yemeğe ayrı bir tat verir. Yani bu kavurmadan yaparsanız biraz çiğ kokabilir ne kadar pişirseniz bile.
Yani öyle çok da kavurmaya da gerek yok. Ama böyle bir sıcaklığı ve yağı alacak. Şimdi bu salçamız kavruluyor. Kavrulurken artık kıymayı yavaş yavaş enjekte edebiliriz. Bakın arkadaşlar, birden kıymayı atmıyoruz. Yedire yedire. Ne yapalım? Yemek yapmanın da böyle şeyleri var. Herkes yemek yapar. Her kimse yemek yapar. Ama yemek yapmaktan yapmaya fark var. İşte bu sabır dediğimiz, aradaki detaylar dediğimiz bu. Herkes kıymayı bir kere atarsa olmaz. Şu anda 6 ay gazım tam gaza çık. Evet, atalım. Ve altını kısalım. Neden? Kıymadaki yağlar erisin. Çünkü soğanla biberi kavururken fazla yağ atmadım. Fazla yağ atmayın şimdi sebebi, kıymadaki yağlar da var. Yemek çok yağlı oluyor, o rahatsız eder. Siz çok yağlı seviyorsanız yiyebilirsiniz. Şimdi bu kısık ateşte şöyle bir kendine gelsin, yağları erisin. Biz de bu arada domateslerimizi yapalım. Nasıl yapıyoruz? Küp küp küp. Fazla domatese gerek yok çünkü salçalımız da var. Şimdi etli yemeklere domatesle gidiyor da bu tip soğanlı olduğu vakit yemek salça kullanmak da gerekiyor. Hani bir yemeğe soğan girdiği vakit salça ona yakışıyor. Gerçekten yakışıyor. Ama sırf soğanlı yemekte sırf domates iyi olmuyor. Bu benim gözlemlediğim bir şey. Şimdi bunu böyle atalım. Ve bunlar böyle olurken baharatlarımızı atalım. Yani baharatımız derken kırmızı biber atıyorum. Bir çay kaşığı kırmızı biber tatlı. Bir çay kaşığı pul biber. Acılık miktarını siz ayarlayabilirsiniz. Ama bence bütün lezzetleri tamamlamak için baharatı çok kullanmıyoruz. Kullanmamamız gerekiyor. Tuzu daha sonra atabilirim yalnız. Şimdi içine bir iyice yesin kavururken. Daha sonra bir posta daha atacağız herhalde tuz. Çünkü su koyacağız buna. Şimdi şu şöyle kısık ateşte 5 dakika pişsin arkadaşlar. Gene görüşürüz. Arkadaşlar yemeğimiz olmak üzere. Daha yarıya geldik gerçi ama bakın şimdi böyle hermelettim. Bu hermelenmesi lazım. Yani ben yemek pişirirken böyle hep kısık ateşte yemekleri hermeletirim. Hermeletmen denir buna. Bu arada yapacağımız bir şey daha var. Suyun içinde beklettiğimiz patatesler hazırlamıştım. Kararmasın diye suya koyuyoruz. Şimdi bu patatesleri kesmemize bakalım. Şimdi bunun kalınlığı fazla olmayacak. Bakın. En fazla 2 milim. En fazla. Bunlara ne yapacağımızı videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz. Patatesleri doğrama işlemi tamamlandı. Şimdi yemeğin son aşamasına geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane borcam. Sizin için tepsi de olabilir. Hazırladığımız kıymalı içi borcamı güzelce döküyoruz. Şöyle iyi güzelce temizleyelim ziyan etmeden. Şöyle güzel yayıyoruz. Önceden ısıttığımız suyumuzla şöyle önce bir tavayı bir şey yapalım. Temizleyelim.
Şimdi bakın arkadaşlarım miktara. Bakalım. Şimdi buna yapacağımız işlem birazcık daha tuz atmak. Neden biraz daha tuz atacağız? Çünkü patatesler tuzu sever. Çekecekler patatesler tuzu. Ve karabiberi şimdi atıyorum. Karabiberi daha evvel atmıyorum. Benim yemeklerde karabiberi çok işlem gördürmüyorum. Çok değil. Bir çay kaşığı bile değil. Şimdi bunu karıştırdık. Güzel şöyle. Tuzunu mutlaka datmamız gerekiyor. Ben datarım. Şimdi burada hesap yapacağız. Şöyle bir hesabımız var. Bu tuz oranı hesabı gerçekten biraz şey. Birazcık daha su atıyorum. Bu yemek fırında pişerken buharlaşacak. Buharlaştığı vakit tuzluluk oranı yükselecek. Onun için ona göre hesaplıyoruz. Burada yapacağımız işlem patatesleri gördüğünüz gibi bunun içine böyle atmak. Yani ne kadar bol koyarsanız o kadar olur. Hatta kıyma yemeği bırakıp patatesleri bile yiyebilirsiniz. Çünkü bu patatesler etin, baharatın, yani hazırladığımız bu için komple muhteviyatını içine çekecek. Patatesin öyle bir özelliği vardır. Nerenin içine atarsanız, yağın içine attığınız yağ çeker. Tuzlu bir şeyin içine attığınız tuzu çeker. Sosun içine attığınız sosu çeker. Şimdi bunu böyle güzelce yediriyoruz. Batırıyoruz. Mümkün olduğu kadar. Şöyle ayırmamız gerekiyor. İşçilik yapalım biraz. Çok kalın olduğu vakit bu arkadaşlar pişmesi çok uzun sürer. Bu zaten kıymalı içimiz pişti. Buradaki amacımız patatesi pişirmek. Patatesi pişirirken de o etin lezzetini, baharatların ve biberin, domatesin, salçanın lezzetini patatesin içine yedirmek. Derdimiz bu. Şimdi en son aşama, 200 derece ısınmış fırın alıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde fırına koyuyoruz. Bunun ömrü en az yarım saat arkadaşlar. En az yarım saat. Pişince görüşürüz. Evet, yememiz pişmek üzere. Hatta pişti diyebiliriz. Şöyle. Işını yakalım, gösterelim. Bunu şimdi çıkaracağız. Bayağı bir tehlikeli bir iş. Evet. Evet, çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi bunun piştiğini nasıl anlıyoruz? Patatesleri böyle dağılıyor. Görüyorsunuz değil mi? Müthiş. Mükemmel olmuş. Birazcık soğuyunca aşağı yukarı bir 10 dakika falan bekleyeceğiz. İçini çekince gene yiyeceğiz arkadaşlar. Afiyet olsun. Tabii ki bu yemeği tabağa koymadan olmaz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Bakalım nasıl bir şeymiş. Mutlaka bu kırmızı yağından ve suyundan. Patatesler nasıl pişmiş görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Tadına bakmadan olmaz değil mi? Arkadaşlar, sizin için az bir şey datacağım.
mükemmel. Bir dahaki yemekte görüşürüz arkadaşlar.